Kısa metrajlı bu belgesel filmimizde bizimle birlikte Eğri Göl'e gelin. Kudretli Doğa Ana'nın nasıl muhteşem bir ressam olduğuna tanık olun. Burada doğanın en güzel yansımaları ile suyun ve karlı dağların uyumlu dansında ortaçağ ressamlarına ilham kaynaklığı eden renk paletinin sihirli şövalyesinde tuvale yansımalarının güçlü ve gizemli sanatına buyurun. Su ile karlı dağların uyumlu yansımalarını yakalamak ve kayda almak sabır ister. Doğaya saygı ve sevgi ister, özveri ister. Uzakta iseniz bile sabah güneş konumunda ve rüzgarsız havada burada olmak zorundasınız. Aksi takdirde böyle yansımaları görmeniz hayal olur. Karlı dağlar suya resmedilmiş, ufuk çizgileri su yüzeyinde, gökyüzü suyun içindedir burada. Kıyıda durup seyrederken an be an değişimlere tanık oluverir doğa sever insan. Doğanın bize tanıdığı süre 30 dakikaydı ve bu zamanı iyi kullanarak en güzel panoramalı yansımaları kayda alma şansına sahip olduk. Bazen ani bir rüzgar dalgası ile göl yüzeyi en kötü görünüme bile bürünebiliyor. Doğanın en muhteşem yaratımlarından Eğri Göl, 2350 metre yükseklikte yer alır. Kuzeybatı güneydoğu istikametinde kısmen dağa paralel uzanır. Derinliği 10 ila 12 metre civarındadır. Suyu sert tatlı su sınıfında olup, göl esas olarak kar suları ile beslense de, birkaç farklı kaynak suyu ile de beslenmektedir. Çekim zamanımız baharın son demlerindedir. Hala öbek öbek kar var. 2020 yılı kışı çok yağış bıraktığı için geçmiş yıllara nazaran kar örtüsü hala canlıdır. Kışın buralar kardan geçit vermediğinden bölgede karlar erimeye başladı mı bahar müjdesini verir. Yüzlerce göl ve gölcükler apayrı bir güzellik verir doğaya. Doğanın özene bezene oluşturduğu görsel güzelliği, büyüleyici peyzaja sahip Eğri Göl, Orta Torosların tam ortasındadır. Anlatılmaktan çok gidip görünce hayran kalınacak, yaşanılacak sulak sahalardan biri olma özelliği taşıyan yerlerdendir. Bu kısa metraj filmimizde, 2350 metre yükseklikteki Geyik Dağı'nın kuzeydoğu eteğinde Güzel Bağ Yaylası'nda bulunuyor. Bahar aylarında nefes kesici bir güzelliğe bürünen Eğri Göl sahasında Geyik Dağı, Barçın Dağı, Karayılan Dağı, Çürük Dağı, Deli Dağı, Delik Dağı, Papazbaşı ve Gümüşsay sahalarında aşınma o ölçüde büyük olmuştur ki sıra dağlar bıçak şeklinde uzanıp giden keskin sivriler, dik ve yüksek kayalıklar, dar ve derin vadiler, karstik şekiller oluşturmaktadır.